ediyorum. Evet, tamam. Öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum. Her zaman bu toplantılarda olmayı da çok seviyorum zaten. Bir dakika. Burada olmayı da çok seviyorum. Her zaman katılamasak bile bir arada olduğumuz zaman hep çok mutlu oluyoruz. Kadın matematikçi olarak hem kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Çok teşekkür ediyorum davet için. Belgin hocama, Canan hocam, size, Yeter hocam, hepinize. Burada yüzünüzü bile görmek beni çok motive ediyor gerçekten. Umarım yüz yüze de kısa zaman sonra buluşma şansına erişiriz. Ben de bugün size bir matematiksel modelleme yaklaşımı anlatacağım enfeksiyon hastalıkları üzerine. Önce böyle bir küçük bir girizgah yapmak istiyorum. Bu benim bin bir projemin sonuçlarından bir tanesi. İşte yani yakında okuyabileceğiniz bir yayın olduğunu söyleyebilirim. Bitmiş bir iş ve bu projeye başlarken aslında 2019'un başında başvurdum. 2019 Kasım ayında enfeksiyon hastalıkları, bakteriyel menenjitin dönemsel alevlenmelerine ilişkin bin bir projem kabul edildi. Ve 2019'un 1 Kasım'ında başladım. Tahmin edeceğiniz gibi Aralık'ta da işte bu büyük pandemi koptu. Yani aslında biz epidemiyoloji çalışan matematikçiler olarak ve elbette ki hekimler, biyologlar, epidemiyoloji çalışanlar biliyordu aslında bir anlamda bir pandemi kopacağını. Ama bu pandemi nereden kopacak konuşmaları sürüyordu. Onlardan bir tanesinde aslında korona tip bir virüs de ortaya çıkacağı biliniyordu. Çünkü çok yakın zamanda işte MERS olmuştur, SARS olmuştu filan. Yani aslında çok büyük de bir sürprizle karşılaşılmamış oldu pandemi zamanı. Yalnız şöyle bir etkisi oldu elbette. Bu modeller işte bizim tarafımızdan çalışılıyordu. İşte matematiksel biyologlar tarafından çalışılıyordu. Ondan sonra pat bir anda işte her elip kalem tutan, eli biraz matematiğe yatkın olan işte ekonomistler, işte mühendisler, herkes bu alana kaymak istedi. Çünkü burası bir anda çok popülerleşti. O yüzden son zamanlarda bence herkes zaten çok duyuyor. Yani enfeksiyon hastalıkların özellikle yayılma modellerini çok fazla duyuyor. Ben şimdi o yayılma modellerinden genç meslektaşlarımıza özellikle haberdar edecek birkaç bir şey de söyleyeceğim. İlk başta ben matematiksel modelci olduğum için ilk başladığım slaytı matematiksel model nedir diye başlamak istiyorum. Çünkü biz işte hekimlerle çok çalışıyoruz, biyologlarla çok çalışıyoruz. Matematiksel model dediğimiz zaman ne yazık ki çoğu kez işte biyoistatistiksel bir şey bekleniyor. Bir takım data setleri önümüzde yığılıyor, hadi bakalım falan deniyor. Yani hani oradaki mekanizmadan bizim ne anladığımız falan çok önemli değilmiş sanılıyor. Oysa matematiksel model biyoinformatik değil, işte biyoistatistik değil. Yani matematiksel model dediğimiz şey bir kere bir sorumuz olacak. Bu soruya odaklanacağız, mekanizmayı anlayacağız, işlevsel de bir kurgu yapacağız. Olabildiğince de basit bir kurgu yapacağız elbette. Ne kadar zor bir kurgu yaparsa bunun matematiksel analizleri bizim açımızdan zor olacak çünkü. Bu şöyle bir şey. Aslında işte biz gerçek dünyada bir problem göreceğiz. İşte bir kuş göreceğiz. Burada ilk seferinde size gösterdiğim gibi. O kuştan sonra uçakta yapabiliriz. Bu da benim işte evdeki model uçak kutusundan çektiğim budun gibi bir şey de yapabiliriz. Amacın ne? Yani senin amacın eğer kuşa yakın bir şey yapmaksa hiçbirinde yapamadım. Çünkü hiçbir zaman senin işte bir kuş kadar işte sensörleri açık bir şey üretmen mümkün değil. Yani matematiksel model basit olarak araştırdığın soruya cevap vermeli. Eğer amacın sadece örneğin fren mekanizmasını ölçmekse uçmasına gerek yok yaptığın modelin. O yüzden bir kere her şeyin evvel bir model yaparken olabildiğince basit kalmamız gerekiyor. Olabildiğince basit kalmamız matematiksel olarak bu işi daha iyi yönetmemiz anlamına geliyor. Matematikçi olarak bizim elbette işte pek çok tool'umuz var. İşte ODE mi çalışıyoruz, PDE mi çalışıyoruz, topoloji mi çalışıyoruz, stokastik mi çalışıyoruz? Bizim pek çok tool'umuz var. Yani biz bir doğa bilimi değiliz, evet, ama doğada olan her şeyi anlatacak bir dile sahibiz. Yani biz o dille canımız ne isterse anlatabiliyoruz. O yüzden bir anlamda bu disiplinin dışındakiler biraz şöyle bakmalı. Bizim de bir laboratuvarımız var. Yani bizim laboratuvarımızda sizin anlattığınız problemi, mekanizmasını anlayabildiysek onu kendi dilimizde yazdıktan sonra size böyle tatlı resimler de gösterebiliyoruz burada gördüğünüz gibi. Şimdi ben eğer bir uçağın sadece frenli sistemini çalışacaksam, bir uçağın ne kadar sürede
optimal olarak yere indiğini çalışacaksam, o zaman koskocaman bir uçak, işte 150 kişilik bir uçak yapmama falan gerek yok. Saçma sapan bir para harcamış olurum bunu ölçmek için, her seferinde bir yere mi uçuracağım? Hayır. O yüzden benim laboratuvarımda sorun ne ya odaklanmam gerekiyor. Bir kere gerçek dünyada bir problem var. Ben o probleme odaklanacağım. Çünkü matematiğinde sanal bir laboratuvarı var. Yani sizin nasıl işte biyolojik laboratuvarlarınız varsa matematiğinde sanal bir laboratuvarı var. Demek ki data bizim için o kadar da önemli değil. Yani data önemli olabilir elbette. Ama biz dataya odaklı çalışmıyoruz. Ya da bir takım veri setlerini alıp da işte onların korelasyonuna bakmıyoruz. Araç olarak kullanıyoruz. Doğru, yani zaman zaman biyoistatistik araçlarını da, çok kıymetli araçlarını da kullanıyoruz, ama bizim için önemli olan mekanizma ne? Yani burada ne oluyor sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Ben bir dinamik sistemci olduğum için tabii buraya böyle yazdım, işte değişkenler, parametreler, denklemler yazdım, ama başka bir bakış açısıyla başka bir şey de yazılabilir. Ben dinamik sistemler, o zaman onun topolojik olarak nasıl tanımlanacağı üzerinde durabilir. İşte ne bileyim, yakınlık analizlerine bakabilir vesaire, değil mi? Ama ben bir dinamik sistemci olarak neye bakarım? Değişkenleri ne? Parametreler ne? Ben bunu nasıl anlatayım? Üç tane şeye bakarım. Daha sonra bir takım senaryolar kurarım. İşte bu senaryolar elbette ki biyolojik kanıtlara dayanan senaryolar olmak zorunda, ya da işte o bilimsel, bizim o doğa problemi dediğimiz problem her neydiyse onun kanıtlarına dayanmak zorunda ve efektif bir şey sunmak istiyorsam elbette bir takım tahminler yürütmek isterim. Yani ne olacak? Eğer bu girdiler varsa acaba ne çıkacak bunun sonunda? Benim kabullerime göre acaba nasıl bir sonuçla karşılaşabilirim diye bir şey sormam gerekir eğer yine model yapıyorsam. Ya burada George Box'a ithaf edilen bir söz var. Bunu gerçekten modelleme çalışan herkes bilir, ama ben bu sözün gerçekten onun olup olmadığından çok emin değilim. Çünkü her yerde başka bir şey yazıyor. Ama yine ona ithaf edildiği için onun adını anarak yazdım. Sonuç olarak bütün modeller yanlıştır. Yani bütün modeller yanlıştır. Ama bunlardan işe yararını yapmak en önemlisi. Çünkü biz hiçbir zaman kuş yapmak istediğimizde kuş yapmayız. İşimize yarayacak şekilde onu modelleriz. Bugün konuşacağımız konuda ise bir enfeksiyon hastalığının nasıl yayıldığını konuşacağız. Bunun modeli nasıl yapılır, bunu konuşacağız. Şimdi baştaki ilk konuşmada Hayri Hocam biraz organizmanın içine değindi. Organizma içinde işte viral yükler nasıldır, işte immün cevap nedir gibi o konuları da tartıştı. Sadece organizma içinde kalarak örneğin bakteriyel komünikasyon nasıl olur tartışılabilir. Bu da yine matematiğin konusudur. Yani orada da bir dinamik sistem vardır. Ya da işte siz yine bir enfeksiyon çalışıyorsanız neden bazı enfeksiyonlar işte ciğeri tutuyor da öbürü boğazı tutuyor konuşabilirsiniz. Bu da bambaşka bir hikayedir. Yani organizmanın içinde miyim, dışında mıyım? Bizim ilk karar verdiğimiz sorudur. Organizmanın içine indikçe burada multidisipliner çalışmaların önemi artar. Çünkü organizmanın içine indikçe orada bambaşka bir dünya olur. İçin bir hekimin, bir biyoloğun desteği daha anlamlı hale gelir. Organizmanın dışına çıktığımızda tamamen bir matematik mühendislik problemiyle karşı karşıya kalırız. Çünkü bizim için işte bir yayılma problemidir bu. Yani bu yayılma problemi artık hastalığa bağlı bazı kabullerle yola çıkılsa da artık çok da fazla işte bir multidisipliner çalışma gerektirmeyecek hale gelebilir. Sonunda en azından başka disiplinlerdeki insanlara bir takım sonuçlar sunulabilir. Peki, yani demek ki benim sorum şu, bir hastalık, yani bugün konuşacağımız hastalık özelinde menenjit nasıl yayılıyor? Soru bu. Şimdi soru bu, ama bu soru zaten çok eskiden sorulmuş. 1766'da Daniel Bernoulli ilk kez smallpox için bir vaccination, bir aşılama politikası öneriyor. Efektif bir politika olduğu için de oldukça dikkat çekiyor. Ve daha sonra 1766'dan sonra birkaç yayın var. Ama en etkili
değişimi yapan, aslında çok da adı anılmayan bir kadın matematikçi. Ben o yüzden bugün Kermak ve McHenry'nin adını anmadan önce ilk başta Hilda Hudson'dan söz etmek istiyorum. Birazcık küçük Hilda Hudson. Bu grupta bakın Ronald Ross bir medikal doktor. Hilda Hudson sadece matematikçi, McHenry fizikçi, Kermak biyokimyacı. Yani bu grupta aslında sadece Hudson matematikçi. Ama Hudson'da da çok az anılıyor nedense. Bu, önce Ronald Ross ve Hilda Hudson bir seri makale üretiyorlar. Ve bu seri makalelerde aslında bir anlamda Kermak ve McHenry'nin yapacağı işe yol hazırlıyorlar. Ve zaten Kermak ve McHenry makalelerinde hemen atıflayarak, hatta isim açık isimle atıflayarak Hudson'dan söz ediyor. Ve daha sonra bizim bugünkü anlamda bildiğimiz işte bu kompartman model olarak bilinen bir modelleme tekniği geliyor. Yani bizim transmission için yaptığımız bütün modellerin kaynak modelinden söz ediyorum şu anda. Çok basit bir model. Hatta çok basit bir model olması kötü bir model anlamına gelmiyor. Hala işlevsel mi? Evet, işlevsel. Covid-19 ilk çıktığında ilk kullanılan model bu muydu? Evet, buydu. Ama işte hastalık hakkında bilgin arttıkça başka şeyler de yapman söz konusu olabiliyor. Şimdi bu basit model herkes tarafından anlaşılabilir. Yani biz bu basit modeli matematik dışındaki disiplinlere de rahatça anlatabiliyoruz bugün. Bu basit modelde çok fazla katı assumption'lar var. Yani çok kabul var. Yani diyor ki biz kapalı bir popülasyonda çalışıyoruz. Tamam. Kapalı popülasyonu 3 tane ayrı gruba bölüyoruz. Susceptible'lar, infected'lar ve işte removed, recovered'lar. Bu İngilizce kelimelerin baş harflerini SIR olarak alıyoruz burada. Yani hastalığa aday bireyler, enfekte bireyler ve enfekte bireyler de yine burada mesela enfeksiyonu aldın hemen yaymıyorsun herhalde ama bu modelde enfekte ve infected ve infectious yani enfekte ve enfeksiyonu yayan bireyler aynı kompartmanda anlatılıyor. Daha sonra da hatta recovered ve removed yani ölen de iyileşen de aynı kompartmanda anlatılıyor. Farkındaysanız buraya koyduğum flow chart'ta yani buraya koyduğum akış şemasında hiç dışarıdan gelen yok. Hiç işte kompartmandan da çıkan yok. Yani çok büyük bir tabii ki assumption. Burada bir sabit popülasyondan söz ediliyor ve homojen bir dağılımdan söz ediliyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Herkesin enfekte olma riski aynı. Böyle bir hikaye anlatıyor. Şimdi bu hikaye hiç gerçekçi gelmiyor kulağa elbette ki. Nasıl yani? Hiç doğum yok, ölen yok, göç yok, hiçbir şey yok. Bu nasıl çalışabilir ki bu model? Bu model çalışıyor ve gerçekten de pek çok yatılı okul dinamiğine uygulandığı zaman yatılı okul çok güzel bir laboratuvar oluyor. Dışarıdan gelen yok, giden yok, doğan yok, ölen yok, göç yok. Neyse sabit bir popülasyon var. Eğer işte çalıştığımız hastalık böyle common flu gibi bir tane hastalıksa, mevsimsel gripse o zaman da bakıyorsun işte hastalığa bağlı ölen neredeyse hiç yok filan. Gayet de işlevsel bir model kurgusu elde ediliyor kısa dönem için. Ve çok da uygulaması yapılmış vaktiyle. Yine burası biraz daha genç meslektaşlarım için. Buraya baktığınızda basit bir ODE sistem görüyorsunuz. ADE diferansiyel denklem sistemi görüyorsunuz. Bu denklem sisteminin sol tarafına baktığınızda burası bütün kompartmandaki birey sayılarının ya da yoğunluklarının hangisi işinize gelirse onu kullanabilirsiniz. Zamana göre nasıl değiştiğini anlatıyor. Burası işte S kompartmanındaki yoğunluk nasıl değişiyor? A'daki nasıl değişiyor? R'daki nasıl değişiyor? Okay. Diğer tarafa baktığında, bu tarafa baktığında yani sağ tarafına baktığında da inputları, outputları söylüyor. Ne girdi ne çıktı? Sistemde ne girdi ne çıktı bunu söylemen gerekiyor. Şimdi buraya baktığımda sistemden ne çıkıyor diye baktığımda susceptible kompartmanından bir takım bireyler enfekte kompartmanına giriyor. Ama herhalde kendi kendine hasta olmuyor. Bir enfekte bireyle karşılaşması gerekiyor. Bu ikisi birbiriyle karşılaşıp bir beta rate'iyle, bir beta hızıyla kompartman değiştiriyor. Tamam mı? Ve bu kompartmanlar ayrı elbette. Aynı şekilde o zaman da baktığınızda infected kompartmanındaki insan sayısı artıyor. Ve bu kompartmandan başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi gelen yok bu kompartmana. Başka bir ayrılma da yok. Ama ikinci kompartmana baktığımızda şu gelenleri buraya yazdım input olarak. Bunlar da çıkanlar bu kompartmandan. Peki bu çıkanlar için ne demek bu? Removed yani yok oldu ya da iyileşti ya da recovered. Peki
İyileşme dediğim şey nedir? İyileşme dediğim şey hangi hastalığı çalışıyorsun? İşte grip çalışıyorsun. İşte mevsimsel grip. Kaç günde iyileşiyor? 5 günde. Bitti. Sabit bir sayı. Yani buna aslında çok da fazla zamanı bağlı falan seçmeye gerek yok. Tamam. Şöyle bir şey diyebiliriz elbette. Herkes mi sabit günde iyileşiyor? Hayır. Ama çok büyük bir çoğunluk sabit günde iyileşiyorsa o zaman bu hastalık hakkında elimizde iyi bir bilgi vardır ve matematik olarak da bunu sabit seçmek işimizi çok kolaylaştırır. Demek ki biz aslında bu denklem sistemini kurarken bize anlatılan mekanizmanın, bakın hiç data falan yok hala, bize anlatılan hastalığın mekanizmasını nasıl matematiksel olarak anlatırız diye soruyoruz. Ha, başka bir insan bunu başka bir şekilde anlatabilir mi? Anlatabilir. Bizim anlattığımız şu anda basit ODE sistemdir ve 1927'de Carmack ve McKendrick'in yayınladığı makalede bunu söylüyor. Yani kompartman modelleri bu şekilde anlatıyoruz. Peki, tabii şuraya bakınca yani bu böyle çok güzel basit anlattın ama buradaki non-linearity bizim matematikçi olarak hani burada bile zorlanıyoruz. Yani bu kadar basit bir model ama asıl hayalim ne mesela? İşte bir hekimle konuşuyorsun, diyor ki ben diyor 5. gün kaç tane susceptible olduğunu görmek istiyorum. Yani bana diyor ST'yi explicit olarak söyle, açık çözümünü söyle. Ya da IT'yi explicit olarak söyle. Mesela 5. gün kaç tane hasta var çok merak ediyorum diyor. Ama bizim elimizde böyle bir sistem varken biz bu explicit çözümlere non-linearity nedeniyle ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Bunun için bir takım matematiksel hikayeler, hileler düşünmek zorundayız. Matematiksel yardımcılar bulmak zorundayız kendimize. İlk modelde bu yardımcılar bulunuyor. Deniyor ki biz o zaman bu iki durumu ayıralım. Bir kere de diyelim ki işte denge noktasına disease free diye alalım ve de epidemic diye alalım. Yani hastalıksız ve hastalıklı durumu ayrı ayrı inceleyelim diyorlar adamlar ilk baktıklarında. Şimdi hastalıksız durum ne demek? Hiç enfekte birey yok. Enfekte birey yoksa iyileşen de yok. O zaman sabit bir popülasyondan söz ediyorduk. Hepsi de burada. Tamam, bitti. Böyle bir dengeden söz edilebilir. Yani başta hiç hastalanan yoksa herkes güzel, şüpheli şüpheli hayatına devam ediyor. Hiçbir şey yok. Ama ilk soru şöyle yola çıkarak başlıyor. Deniyor ki bir tek kişi hasta olursa, tek bir kişi hasta olursa bu popülasyon ne olur? Bu kapalı popülasyon. Tek bir kişinin hasta olduğunu kabul ediyorlar. Bu durumda işte uydur 1000 kişi varsa bir kişi hasta oldu. Geri kalan 999 kişi hala susceptible. O zaman burayı da yaklaşık olarak hala N olarak kabul edebiliriz diyoruz. Ve bizim aslında bir epideminin oluşması için bilmemiz gereken şey şu ikinci değişimin, biraz evvel gösterdiğimiz, şöyle geri gideyim, şu ikinci değişimin pozitif olması, öyle değil mi? O zaman biz hemen ilk modelde böyle bir şeyi hemen yapabiliyoruz ve diyoruz ki ben işte sadece bunu kullanarak, hiç matematiksel bir şey anlatmadım gördüğünüz gibi. Zaten modeli yapanların biri biyokimyacı, biri fizikçi, tekrar söylüyorum. Büyük derin bir matematiksel analiz beklemeyin. Diyorlar ki burada bir tane reproduction rate number tanımlıyoruz. Reproduction number dediğimiz şey de bir kişi sisteme girdi, kaç kişi hasta eder? Eğer bir kişi bir kişiden daha fazlasını hasta ederse ortada bir salgın vardır. Eğer bir kişi birden az kişiyi hasta ederse ortada salgın yoktur. Böyle bir tane çok basit bir denklem kuruyorlar. Bu tabii ki biyologların, hekimlerin çok hoşuna gidiyor. Yani bir tane sayı söylüyoruz sana. Diyoruz ki bak bu sayıyı ne değiştirebilir? Popülasyon değiştirebilir, beta değiştirebilir ve gamma değiştirebilir. Ben sana böyle bir sayı veriyorum. Gamma hastalığa bağlıydı. O çok değişmeyeceğine göre demek ki bu hızı değiştirecek bir şeyler yapabilirsen, hiç bakın aşı maşı yok yine, hiçbir şey konuşmuyoruz. O zaman rest 0 hakkında da yorum yapabilirsin diyoruz. Şimdi aşağı küçük bir MATLAB diyagramı çizdim. Bu da herkesin, bütün öğrencilerimizin bile çizebileceği basitlikte. Böyle bir sistem varsa, madem kapalı sistem, o kompartmandan aktılar hepsi recover'a gitti değil mi? Bak susceptible'lar böyle küçüldü ve ondan sonra da hop hepsi nerede? Recover'da, sistem bitti. Bir daha bağışıklık kazandılar, tekrar da susceptible olmadılar. Hikaye bu. Yani demek ki modelde her şeyden evvel hikaye çok önemli. Yani biz eğer hikayeyi biliyorsak modeli kurgulayabiliyoruz. Şimdi bu basit model
hepimize kılavuz olmuş bir model. Yani bu modelin üzerine farklı kompartmanlar eklendi, bu modelin üzerine işte organizma içi dinamikler eklendi, vaccination eklendi, karantina eklendi vesaire vesaire. Siz de bu alanın dışındaki bir sürü insan da pandemi döneminde tanıştı bu kompartman modellerle. Çünkü herkes anlatmaya başladı. Demek ki hikayeyi önce çok iyi anlamamız gerekiyor. Hikayeyi çok iyi anlamamız için ben önce bakteriyel menenjitten başlayacağım. Bakteriyel menenjiti anlatmamın nedeni biz bu hikayeye şöyle başladık. Dedik ki ya bu bakteriyel menenjit Türkiye'de bir gazete haberiyle aslında Fatih Can Atay'la bir sohbetimiz sırasında bir gazete haberiyle şunu öğrendik ki Türkiye'de bakteriyel menenjit endemik falan değil ama zaman zaman alevleniyor. Yani nasıl bu hastalık acaba zaman zaman alevleniyor? Şimdi Türkiye'de alevlenmesi demek şöyle bir şey. 30 vaka bulunması. Yani aslında baktığınız zaman canım ne olacak diyebileceğimiz küçük sayılar Türkiye için ama sekel bırakan bir hastalık, iyileşmek dediğimiz şey yani survive dediğimiz şey aslında çok da kaliteli bir iyileşmek değil. İşte ampute ediliyor, küçücük çocukların kolları, bacakları vesaire çok sert bir hastalık. O yüzden aslında biz bu hastalığı bir şekilde eradike etmek istiyoruz. Türkiye'de aslında bu konuda başarılı ülkelerden bir tanesi. Yalnız bu hastalığı, işte bu hastalığı yapan patojenlerle çeşit çeşit viral ve bakteriyel olarak en yaygın olarak karşılaştığımız patojenler var. Bak, bu bakterilerden de Neisseria meningitis bu patojenlerin en fazla rastlanıldığı. Bunu da biliyoruz. Niye? Çünkü bunları matematikçi olarak niye bilmek zorundayız? Çünkü nasıl yayıldığını anlamamız için. Tamam mı? Ondan sonra gidiyoruz, bakıyoruz sisteme. Abi dakika diyoruz. 12 tane serogroup var. Bunların en çok karşılaşılanı da bunlar. Bu şu demek. Sen A'ya aşı, A'ya bir aşı üretirsen B ile enfekte olabilirsin. B'ye aşı üretirsen C ile enfekte olabilirsin. Yani bu hastalıktan tam bir korunmanın olabilmesi için var olan ve olacak olan, ya henüz bilmediğimiz, bütün serogrupları kapsayan bir aşı üretmen gerekir ki bu çok zor bir şey. Ve elbette ki en efektifini üretmen lazım. Senin ülkende hangisi görülüyorsa, hangi serogrup daha çok görülüyorsa ona göre aşı üretmen gerekir. Hastalık nasıl bulaşıyor sorusunu sormamız gerekiyor tekrar. Hastalık çünkü bir vektörle bulaşıyorsa, yine ilk konuşmada Hayri Hoca'nın söylediği gibi denk ateşi ise, malaria ise, bir vektörle, bir sinekle, böcekle bulaşıyorsa başka bir şey yapman gerekir. Vücut sıvılarıyla bulaşıyorsa başka bir şey yapman gerekir filan. Ama bizimkindeki gibi eğer solunum yoluyla bulaşıyorsa o zaman başka bir hikayeden söz ediyor. Close, yakın bir kontak gerekiyor ve solunum yoluyla bulaşıyor. Çok da radikal bir bulaşma hızı yok. Tamam mı hastalığı? Bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi bu hastalığın hala bugün Dünya Sağlık Örgütü 2030'da bitirmeyi planlıyor. Böyle bir sürü şey var, projesi, yayını. Ve baktığımız zaman Afrika'da bir kuşak halinde bu hastalık var. Menenjit kuşağı. Burada çok yüksek bir salgını var. Öyle söyleyeyim. Ve yılın her döneminde, ayrıca da yılın bazı dönemlerinde de alevlenmeler var. Yani yılın bazı dönemlerinde artıyor, azalıyor, artıyor, azalıyor ama hiç bitmeyen bir menenjit var ve çok büyük rakamlarla. Etrafına baktığınız bu gri alanlarda da yine menenjit var ve yine çok radikal aslında sayılar ama bu kadar high, bu kadar yüksek bir epidemi yok. O yüzden de iki parçaya ayırıyor. Bu da Dünya Sağlık Örgütü'nün kendi sitesinde yayınladığı harita. Buraya Afrika menenjit kuşağı deniyor. Bu Afrika menenjit kuşağında daha çok V tipi serotip var. Yani V tipi serotipi bir kere bulduğumuzda diyoruz ki ya bu Afrika'dan geldi. Aslında bir anlamda bize orijinini de söylüyor. Örneğin işte B tipi daha çok Avrupa'da var filan. Yani böyle bölgesel olarak da bir dağılımı var hastalığın. Buraya baktığımızda size demin söylediğim gibi dry season dedikleri işte Aralık'tan Mayıs'a kadar olan dönemde bir artış da görülüyor. Aynı zamanda yine işte okul çağının başladığı dönemlerde artış görülüyor. Bu tipte bir sürü yayınlar var ama bu kuşağın dışında menenjit daha çok böyle dönemsel salgınlar olarak görülüyor. Bütün dünyada sadece Türkiye'de değil belli dönemlerde artıyor sonra pat yok oluyor. Belli dönemlerde artıyor yok oluyor. İşte matematikçi olarak bizim merak ettiğimiz de bu aslında. Bir dakika ya burada ne oluyor? Yani neden böyle bir belki bir impulse değil mi? Böyle bir hızlı bir artış neden var diye biz merak ediyoruz.
Tabii ne oluyor ne bitiyor diye baktığımızda 1987'de ilk kez A tipi serotipin Hodge'la birlikte taşındığı görülüyor. Şimdi bu çok büyük bir hikaye çünkü Hodge çok değişik bir ibadet şekli. Aslında mesela Hindistan'da da böyle büyük ibadetler var ama dünya genelinde değil. Yani Hindular işte kendi içlerinde çok büyük belki de çok daha büyük şeyler yapıyorlar, ibadetler bilmiyorum çok fazla olan ama hac ibadetinde dünyanın her yerinden çok fazla Müslüman geliyorlar ve düşünün ki ülkemizden bir grup insan çıkıyor ve aynı grup insan geri dönüyor. Yani kontrol de çok kolay sağlanabilecek bir durum. Ve bu durumda biz fark ediyoruz ki evet dünyanın farklı yerlerinden 2,5 milyon Müslüman Afrika'ya, özür diliyorum, Suudi Arabistan'a gidiyor. Ve bunlardan sadece 634 bin kişi Suudi Arabistan'ın yerlisi. Onun dışında Afrika'dan, Afrika Menecid kuşağından, Amerika'dan, Asya'dan, Uzak Doğu'dan falan gelen bir sürü hacı adayı var. Buraya baktığımızda zaten bu tip bölgelerde işte enfeksiyonların dağılmasının beklenen bir şey olduğunu zaten biliyoruz. Ve son 2 yılda siz de biliyorsunuz ki işte bu COVID-19 nedeniyle zaten kesti Suudi Arabistan hacı adaylarını almadığı ülkesine. Bunu da biliyoruz. Çünkü gerçekten orada bir dağıtım olacağı zaten çok aşikar. Ve bunun üzerine 2002 yılında yani bunlar belli olmaya başlayınca Suudi Arabistan diyor ki bir dakika ben aşısız ülkeme insan kabul etmiyorum. Ve gördüğünüz gibi ACV ve Y'ye göre aşı ya da şöyle polisakarit aşısı dedikleri başka bir aşıyla giriş yapılıyor. Ve buna baktığınızda her serotip yok ne yazık ki. Neden yok? Çünkü bu da ayrı bir çalışma konusu. Bunu çalışan matematikçiler de var. Diyorlar ki bunların proteinleri işte birbirini bozuyor, aynı aşının içine konulamıyor vesaire gibi başka çalışmalar da var. Ama biz bununla yine ilgilenmiyoruz. Çünkü soruya odaklanmak zorundayım. En basit modeli yapabileceğim soruya. Devam ediyorum. O zaman bütün serotiplerden koruyan bir aşı yok ortalıkta. Yine baktığım zaman çok önemli bir şey var bu hastalıkta, taşıyıcılık. Yani taşıyıcı semptom falan göstermiyor, semptom göstermiyor ama bulaştırabiliyor. Ve eğer bir kere taşıyıcıysan istediğin aşıyı ol, hiçbir işe yaramıyor. Yani Afrikalısın örneğin ve orada işte taşıyıcısın. Gelirken de aşın oldun, sertifikanı gösterdin Suudi Arabistan'a ama taşıyıcısın. Yani orada birilerini enfekte etmiş olabilirsin. Bunu kontrol etmemizin bir yolu ne yazık ki yok. Ve hiçbir aşı bunu da taşıyıcılığı ortadan da kaldırmıyor. Öyle bir şansımız yok. Ve bunun üzerine yine baktığımız yayınlar, tıbbi yayınlar bize gösteriyor ki bu seasonal yani dönemsel alevlenmeleri bu hastalığı daha çok ev içi, evin içinde karşılaştığımız yakın kontaklarla ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'de bir anda çocuklar hastalanmaya başlıyor. Türkiye'de bir anda çocuklar hastalanıyor. Hangi çocuklar hastalanıyor? Bakılıyor hacı adaylarının yakınlarının çocukları hastalanıyor. Ve bu sefer evet deniyor bizde de bir sıkıntı var. Demek ki doğru bir aşılama yapamıyor olabiliriz diye yayınlar çıkmaya başlıyor Türkiye'de. Ve bildiğiniz gibi işte pandemi nedeniyle demin de söz ettim 2020'den sonra işte Suudi Arabistan aslında bize bir anlamda bir kontrol şansı veriyor ve diyoruz ki pardon benim değil mi sesim? Peki, şöyle bir şey, Suudi Arabistan bize diyor ki işte ben artık ülkeme birazcık bir mola veriyorum, kimseyi almıyorum ve böylelikle Türkiye'de gerçekten menecit, özellikle V tipi menecit bir anda azalıyor bu 2 yılda. Bu da henüz yayınlanmış bir şey değil ama Yasemin Öztürekçi, bu menecitin işte Mehmet Ceylan, Yasemin Öztürekçi, Hacettepe'de bir ekip çok sağlam menecit çalışıyor. Onların bizi bilgilendirmesi sonucu bildiğimiz bir şey. Ondan sonra da 2021'de umrelerin açılacağı söyleniyor. Yani umrede bakın matematiksel dinamik açısından düşündüğünüz zaman bambaşka bir şey değil mi? İşte öbürü periyodik bir şey olarak düşünebilir. Umrede ne zaman olduğu bilinmeyen sene içinde bir takım artışlar olabilir falan. Yani matematiksel olarak gerçekten güzel bir hikaye burada bize anlatılan. Ve böylelikle de biz diyoruz ki bir dakika biz bunu nasıl kontrol edebiliriz? Hatta çok yeni çok ilginç yayınlar var. Mesela şunu konuşuyorlar. Acaba bu hac ibadetinin bir sürü üst solunum yolu enfeksiyonu yayılmasında
elbette ki bir kaynak olarak görüldüğü için işte yürüyüş mesafeleri değiştirilebilir mi? Hacı adaylarının işte alana girişi değiştirilebilir mi? İbadet şekli nasıl optimize edilir filan gibi ciddi dergilerde çıkan yayınlar da var. Pardon. Şimdi bu size anlattığım modelleme fikrini demin gördüğünüz akış şemasıyla size göstermek istiyorum. Bir tane fikrimiz var. Neye bakmak istiyoruz? Biz şuna bakmak istiyoruz. Türkiye'de özellikle ve dünyanın başka yerlerinde, mevcut kuşağı dışındaki başka yerlerde bu hastalık neden çocukları vuruyor? Bizim derdimiz bu. Çocukları neden vuruyor bunu görmek istiyoruz. Ya da çocukları etkilemesinin önüne nasıl geçebiliriz için aslında bir strateji ortaya koymak istiyoruz. Buna baktığımızda biz iki yaş grubuna ayırıyoruz sistemi. Adultlar, yetişkinler ve çocuklar diye iki tane şüpheli gruba ayırıyoruz. Daha sonra yetişkinleri infected olabileceğini ya da infectious olacağını söylüyoruz. Ama bakın burada bir tane kompartman eksik, recovered yok. Çünkü neden? Yetişkinler semptom göstermiyorlar. Yani haçtan geliyorlar, hiçbir semptom göstermiyorlar ama çocukları enfekte edebiliyorlar. O yüzden burada biz onların iyileşip iyileşmediğini bilmiyoruz. Ama çocuklarda biliyoruz. Bu iyileşme kompartmanı da var. Burada bir sıkıntımız var yalnız. Bu iyileşme kompartmanında söz ettiğimiz iyileşme yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bu kadar basit. Yoksa ne kadar sekeli var? Bu çocuğun yaşam kalitesi ne oldu filan? Onlara bu modelde bakmıyoruz. Şurada göreceğiniz üzere bu enfeksiyonun yayılma hızını bir zaman değişkenine bağlıyoruz. Ve bu enfeksiyonun yine çocuklara bulaşma hızında bir zaman değişkenine bağlıyoruz. Aynı şekilde çocuklardan çocuklara bulaşmayı da yine bir zaman değişkenine bağlıyoruz. Burada şunu sorabiliriz, neden bu tarafa ok yok diye sorabiliriz. O da tıbbi yayınlar diyor ki çocuklar pek de yetişkinlere bulaştırmıyor. Yani çok sınırlı vaka var. Biz de onların bu bulgusuna güvenerek böyle bir sistem kuruyoruz. Gördüğünüz gibi aslında o basit Kermak ve McKendrick'in modeli ama biz işte burada hikayemizi o model üzerinde biraz daha geliştirerek anlatma şansına sahibiz. Şimdi modelin tabii yine kabulleri var. Yani büyük bir kabulle yola çıkmazsak matematiksel olarak o işin altından kalkamayız, değil mi? Çok kompleks bir yapı olur. Biz diyoruz ki bir popülasyon var ve biz bu popülasyonu iki tane yaş grubuna bölüyoruz diyoruz. Ve aynı şekilde baktığımız zaman çok yaygın olarak genç çocuklarda ve bebeklerde görüldüğünü biliyoruz. Yani bunların Türkiye'deki menenjit vakalarının %75'i zaten neredeyse 16 yaş altında görülüyor. Yine bir second peak dedikleri ikinci bir yükseldiği yer var. O da işte yine adolesanlarda, genç yetişkinlerde bir ikinci peak yapıyor ama ilginç bir şekilde bu Türkiye'de yok diyor hekimler. Bu dünyanın başka yerlerinde görülüyor ve Türkiye'de görülmüyor. Buraya o yüzden biz bunu da assumptionlarımızda yok sayacağız Türkiye için. Onun dışındaki her bölgede ikinci bir peak de kabul edilebilir. Ve time-dependent transmission rate seçiyoruz. Zamana bağlı bir transmission seçiyoruz. Çünkü hacca gittiler, döndüler. Bu işte her sene uygulanan bir prosedür ya da umreye gittiler, geldiler. Ve birazdan söyleyeceğim gibi bir düzensiz bir göç var. Mesela çok Türkiye'nin şu andaki sorunlarından bir tanesi. Bu fonksiyonu hiç de periyodik olarak falan zorlamayacağız. Yani biz zamana bağlı sınırlı bir fonksiyon, non-negatif sınırlı bir fonksiyon seçtik diyeceğiz. Daha sonra simülasyonlarımızda periyodik olursa ne olur onu da konuşacağız. Ama normalde biz gerçekten oldukça geniş, elimiz geniş olarak çalışma şansına sahibiz. Ve işte size söylediğim gibi no recovery yani yetişkinler için de bir şey kompartmanımız yok, iyileşme kompartmanımız yok. Bakın hala işte assumption'dayım. Yani modeli kuramadım daha, yani modeli kurmaya çalışıyorum. Ve yine size söylemiştim, çocuklardan işte yetişkinlere pek transfer söz konusu değil. Aşağıya baktığınızda yine ilk baştaki slaytlarımda söylediğim gibi parametrelere, değişkenlere ve bu prosese karar vermem, sürece karar vermem gerekiyor. Değişkenleri yukarıda tanımladım, flow akış şemasının üzerinde. Şimdi model parametrelerini tanımlıyorum. Model parametrelerine baktığımızda sisteme girenlerdi bunlar.
çocuklar olarak girenler, bu hacıların, hacı adaylarının evinde doğan çocuklar olabilir. Mesela simülasyonlarda bir sayı belirlemek gerekirse. Aynı şekilde günlük olarak bir sisteme giren hacı adayı sayısı olabilir. Mühler, doğal ölümler, hastalığa bağlı ölümü burada yok, koymadık. Ve çünkü çok büyük bir, yetişkinlerde büyük bir sayı yine değil. Ve buraya baktığımızda hastalıktan iyileşmeyi de R sabit sayısıyla kabul ettik. Bunlar da değişkene bağlı olabilir mi? Olabilir elbette ama gerek yok. Çünkü çok çay veri bize bunlar için yaklaşık sabit değerler söyleyebiliyor. O yüzden de biz işimizi kolaylaştıracak bir sistem kurduk. Aynen size söylediğim gibi nasıl değişiyorlar sorusunun cevabını sol tarafta verirken sisteme ne giriyor ne çıkıyor sorusunun cevabını da sağ tarafta verdik. Şimdi burası elbette yine non-linear. Bir de otonom olmayan bir sistem. Çünkü artık burada zamana bağlı parametreler var. Matematiksel analizi hiç de hoşumuza gidecek bir şekilde ilerlemeyebilir. O yüzden biz birazcık yaptığımız modelin kurgusunu önce konuşmaya başlıyoruz. Yani biz bir model kurduk, bütün assumptionları, bütün kabulleri, tıbbi kabulleri elimizden geçirdik. En efektif modeli kurduğumuzu düşünüyoruz ama bu kurduğumuz model anlamlı bir model mi diye kendimize sormak zorundayız. Çünkü çözümler pozitif kanun, non-negatif kanun, öyle değil mi? Biz bir biyolojik sistem çalışıyoruz. Öncelikle bunu gösteriyoruz. Bu da yine o kadar standart bir yöntemdir ki bütün kompartman bazlı modellerde öncelikle bunu görürsünüz. Derler ki çözümler pozitif ve sınırlıdır. Biz de işimizde ilk başta bunu göstererek başlıyoruz. İspatlara tabii çok fazla girmeyeceğim. Hani merak edenle konuşuruz. Daha sonra bunun pozitif, tekrar isterseniz bunu söyleyelim. Diyelim ki sistemin çözümleri non-negatif ve sınırlıdır bütün T'ler için. Bunu gösteren bir ispatla işimize başlıyoruz. Daha sonra diyoruz ki yani eksakt çözülse ne güzel olur. Çünkü biz hep bunu soruyor ya tıpçılar. Diyorlar ki nasıl bulacağım? Yani beşinci günde ne oldu falan. Onların merak ettiği şeyi biz onlara böyle bu sistem üzerinden biraz anlatacak bir tool bulabilir miyiz diye matematikçiler için fantastik bir giriş yapıyoruz. Buraya baktığımız zaman sol taraftaki değişkenlerin gördüğünüz gibi yazabiliyorum. Ve yetişkinler için aslında bir ölçüde işte exact çözümler ortaya koyabiliyorum yetişkin departmanlar için. Ama şunları da tabii sonradan kullanacağım bir şey bu. Alfa 3 dedim bunu ama daha sonra burada aynı alfa 3'ü başka bir yer, alfa, lambda. Lambda 3'ü, aynı lambda 3'ü başka bir yerde daha bulacağım. Onun için burada baktım ki ortak bir parametre tespitim var. Hemen buraya lambda 3 dedim ama onu sonra kullanacağım elbette. Sonra devam ediyorum. Bu böyle devam etmeyecek aslında. Çok da iyi görmemize rağmen yine de hani ne yapabiliriz diye baktığımızda aynı şeyi çocuklar için bulmamız mümkün olmadığını görüyoruz. Çünkü baktığımızda aslında şu denklemin içinde diğerlerinin hepsi var. Gördüğünüz gibi rikati tipi bir denklem elde ediyoruz ama eksakt bir çözüm elde edemiyoruz. Ama bir açılım yazabiliyoruz bunun için. Tabii bu bizim matematiksel analiz yöntemimiz değil. Yani bizim çünkü basit bir ODE'yi bile çokça çözemediğimiz non-linear bir durumda da bizim tutup da burada bunların eksakt çözümlerini arayacak halimiz yok. Öyle bir şey yapmıyoruz ama iki tane böyle buradan da elde edilebilen zamanı bağlı iki tane parametre tespit ediyoruz. Sonra kullanacağız. Bakın bu baştaki sistem, bu sistemle çalışmayacağım. Birazdan bu sisteme yakın bir sistemle çalışacağım. O yüzden de bu sistemde bu elde ettiğim lambdaların kıymetli olduğunu birazdan konuşacağız. Şimdi böyle bir sistemle çalışmaya başladığımda zaten yine bu işin içinde olanların hemen gördüğü bir şey olacaktır ki dedik ki iki tane durum var. Bir hastalıklı denge durumu, bir hastalıksız denge durumu. Hastalıklı denge durumu ne demek? İdeal olan. Hastalıksız denge durumu ne demek? İdeal olan. Hastalıksız durumda kalıyorsun. Süper. Ufacık deviasyonlarla bile hiçbir şey değişmiyor. Mesela stabil sonrası. Kararlıysa hep hastalıksız durumda kararlı kalıyorsun. Harika. Hastalıklı denge durumu demek de hep hastalıklı durumda kalıyorsun. Mesela menenjit kuşağında hep hastalıklısın. Bizim durumumuzda ise hastalığın şöyle bir seyir
izlemesi mümkün olabilir, değil mi? Periyodik bir seyir ya da böyle bir seyir izlemesi ya da işte master dışarıdan böyle göç geldiği zaman ansızın artışlar filan. O zaman zaten tahmin edebileceğiniz gibi tek denge noktası aslında sezgisel olarak da hastalıksız denge noktası oluyor. Biz bunun sistemin tek denge noktası olduğunu matematiksel olarak da gösteriyoruz. Diyoruz ki bu sistemin tek bir denge noktası vardır. O da disease free state'dedir diyoruz. Ve başka bir denge noktası olmadığını da kanıtlıyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra o zaman diyoruz ki bu denge noktasının etrafında küçük deviasyonlar yaparsak acaba sistemimiz ne hale gelir? Acaba biz bu hastalığı nasıl kontrol edebiliriz diye kendimize sormaya çalışıyoruz ve bir varyasyonel denklem sistemi kurguluyoruz. Burada bakın şunlar denge noktaları. Denge noktalarının etrafında küçük hareketler yapıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi, değil mi? Bu hareketlerin sıfıra gittiği zaman da aslında bizim ne olduğunu anlamamıza yardım edecek. O yüzden aşağıdaki varyasyonel sisteme geçiyoruz. Çünkü artık incelememiz otonom olmayan sistemler üzerinden yürüyor. Buradan devam ettiğiniz zaman İstersek bunu işte şurada gördüğünüz gibi matrislerle de ifade edebiliriz yazım kolaylığı olması açısından ve delta'yı da buradaki işte delta SA, delta SC, delta IA yukarıda görmüştünüz hepsini şu şekilde tanımlamıştım, değil mi? Delta'yı da tüm bu delta'ları aynı transpoz matrisin içinde yazıyorum. Şimdi yine bu işi bilenler şunu düşünüyorlar. Bir dakika, otonom olmayan durumda, otonom olan durumda özür diliyorum. Otonom sistemlerde biz ne yapıyorduk? İşte Next Generation Matrix diye yine bir kadın matematikçinin, Van den Driessen'in sisteme kattığı bir sonraki jenerasyonda ne kadar hastalık olur gibi bir tane soru var. Ve bu soruya uygun bir şekilde aslında otonom olmayan sistemlerde değil bakın, otonomda kullanılan şekilde biz önce burada aynı yöntemle acaba öz değerleri bulabilir miyiz diye düşünüyoruz. O Next Generation Matrix'te diyoruz ki bu matrisin işte birazdan konuşacağız R0'ı anlatırken dominant öz değeri bana işte kararlılık koşuluyla ilgili bir şey söyler diyoruz otonom sistemlerde. Burada onu diyemiyoruz. Ama biz yine de güzel güzel işte öz değerlerimizi hesaplıyoruz. Şimdi öz değerlerimiz bakın alfa 3, alfa 4 benim yukarıdakilere çok benzer bir şey geldi. O yüzden de bunları yukarıda da aynı isimle andım. Aslında elbette ki önce burayı yapıp sonra orayı yaptık tahmin edeceğiniz üzere. Evet. Şimdi bu varyasyonel sistemin yine lineerliğini sağladığı yani sol taraftaki değişkenine göre çözümlerini yazabiliriz. Peki bu çözümleri yazdıktan sonra kendimize şunu sormamız lazım. Delta ne zaman sıfıra gidecek? Değil mi? Delta ne zaman sıfıra gidecek sorusuna baktığımızda çok güzel bir şekilde bir lema ile bunu basitleştirebildiğimizi görüyoruz. Delta t'nin sıfıra yaklaşması ancak ve ancak IAT'nin, delta IAT'nin ve delta ICT'nin sıfıra yaklaşmasıyla oluyor. Süper. Sorumuz basitledi. Yani koskocaman bir delta ile uğraşmak yerine şu ikisiyle uğraşmak bizim işimizi kolaylaştıracak. Ne yaptık? Bir model kurduk. Modeli işte biraz daha basit bir sistemle yazdık. Çünkü otonom olmayan sistemleri incelememiz mümkün değildi. Biz o zaman denge noktasının civarında nasıl bir varyasyon olabilir diye bir sistem kurduk. Şimdi daha da basitleştirecek bir lemma sunuyoruz ve ispatını yapıyoruz ve diyoruz ki biz sadece delta IA'ya ve delta IC'ye bakabiliriz. Bu ispatta yine görebilirsiniz. Burada var. Ve daha sonra işte bunu sağlayacak kararlılık koşulları ortaya koyuyoruz. Tabii burada bir sürü cebirsel işlem var ama onlarla boğmadan buraya bakalım. Kararlılık koşulları için burada elde ettiğimiz bir takım sonuçlar var. Bu ilk dört sonuç. Şu şekilde anlamanız elbette mümkün değil ama aşağıda teoremle söyleyeceğim. Şimdi bir takım eşitlikler ve eşitsizlikler elde ettim matematiksel olarak. Ondan sonra da şunu gösterdim ki hastalıksız denge noktası bu. Otonom olmayan sistemin yani bir sistemin hastalıksız denge noktası unstable'dır. Yani kararsızdır eğer bir ya da iki sağlanmazsa. Yani şu bir ya da iki sağlanmazsa kararsız olduğunu gösterdim. Bunun da ispatını yaptık. Ve daha sonra dedik ki kabul edelim ki, farz edelim ki birinci condition sağlansın. O zaman varyasyonel
denklem sisteminin sıfıra indirgenmesi için ya üçüncü ya da dördüncü koşulun sağlanması lazım. Yani birinden birinin bunun sağlandığını kabul edersek, birinin sağlandığını kabul edersek, üç ya da dörtten biri de sağlanıyorsa dengedir. Yani biz aslında ne yapmaya çalışıyoruz? Bu koşulları birazdan anlatacağız farklı disiplinlerdeki insanlara. Daha sonra diyoruz ki bir dakika, biz bunu f fonksiyonu t periyodik bir fonksiyon olarak yazılırsa, mesela işte bir average şeklinde tanımlanırsa, o zaman bu conditionları birazcık daha güzel yazabilir miyiz acaba diye bakıyoruz ve şurada gördüğünüz 5, 6, 7 conditionlarını elde ediyoruz. Ve burada da gördüğünüz gibi yukarıda tanımladığım özdeğerlerde özdeğer barla şuradaki average'i aslında kastediyorum. Ne diyorum? Çok kolay bir şekilde, bir dakika, bu özdeğer bar ikisi de negatif iken başka bir şey, mesela şurada baktığın gibi bir sıralama varsa ve negatifse başka bir şey ve yeni bir teoremle bütün bu varyasyonel denklem sisteminin bütün çözümleri sıfıra yaklaşır eğer 7 ya da 5 ile 6 bir arada gerçekleşirse diyoruz. Yani ya da tek başına ya da 5 ile 6 bir arada gerçekleşirse sıfıra gidiyor istediğimiz şey, değil mi bizim? Ondan sonra da yine burada baktığımızda beta AT ve beta CC'nin periyodik fonksiyonlar olduğunu düşünürsek daha güçlü bir koşulla ortaya çıkabiliyoruz. O zaman da yine varyasyonel denklem sisteminin asimptotik stable olduğunu sadece 5 koşuluyla gösterebiliyoruz. Yani bu bizim için matematiksel olarak artık senin sisteminin kararlı olabilmesi için, yani hep hastalıksız durumda kalma hayalimizin gerçekleşmesi için bir sürü koşul ortaya koyduk. Farkında olmamız gereken şey şu ki, daha evvel ortaya koyduğumuz süremi aşmayayım. Daha evvel ortaya koyduğumuz o koşuldaki kadar basit değil, değil mi? Ne yazmıştım? R0 işte beta n bölü gamma. Peki 3 tane sadece var. Bu artık öyle bir şey değil. Çünkü çok daha komplike bir sistemim var. Koşullarım ağırlaşıyor doğal olarak. Ama bu basic reproduction number'ı biz çok seviyoruz. Özellikle de başka disiplinden birini anlatırken. Demin size söylediğim gibi Van den Driesch'in yöntemini burada kullandığımız zaman, Van den Driesch bunu otonom sistemler için yapmış. Kullandığımız zaman o zaman yine bir next generation matrix elde edebiliyoruz. Burada F ve V vektörleri oluşturuluyor ve bunlar matrisleri özür diliyorum oluşturuluyor. Bunlar da bir sonraki enfeksiyonu ve sistemin giren çıkan her şeyin yazıldığı ikinci bir matris, yani V matrisiyle F de infectious'ların ikinci enfeksiyonların olduğu matris olarak tanımlanıyor. Bu çok klişe bir şey bu sistemi çalışanlar için. Belki de çalışanlar varsa zaten çok iyi biliyorlar. Otonom sistemlerde bu tanımlanıyor. Demin söylemiştim, dominant öz değeri olarak tanımlanıyor next generation matrix. Ama bizde artık öyle bir şey deme şansımız yok. Biz sadece burada MT'yi oluşturduk ve MT'yi oluşturduktan sonra şurada zamana bağlı gördüğünüz öz değerleri elde ediyoruz. Ve bu zamana bağlı öz değerleri elde ettiğimizde daha evvel bulduğumuz öz değerlerle ilişkisinin de kurulabildiğini gösteriyoruz. Ve de diyoruz ki bakın, evet bizim bir fikrimiz var. Yani basic reproduction number şudur diyemiyoruz artık böyle bir sistemde. Ama onun için bir fikrimiz var. Ne zaman stable olup ne zaman olmadığıyla ilgili size bir şey söyleyebiliyoruz. Ve size şöyle bir öneriyle geliyoruz. Bunun maksimumu size stability hakkında bilgi verir diyoruz. Bu da aslında iyi bir sonuç elbette. Otonom olmayan bir sistem için. Evet, devam edelim. Devam edelim. Burada da eğer periyodik bir durum varsa çok daha güzel tabii. Periyodik bir durum varsa o zaman çok daha net bir şey söyleyebiliyoruz. Hani size söylemiştim ya, beta t bizde sadece periyodik değil. Non-negatif sınırlı bir fonksiyon, herhangi bir şey olabilir. O zaman aslında sonuç olarak R0 birden büyük olduğunda burada da disease-free equilibrium unstable olduğunu gösterebiliyoruz. Standart otonom sistemlerde olduğu gibi. Burada da basic reproduction number'a bir interpretation getirildiği söylenebilir en fazla. Şimdi geldik numerik simülasyonlarımıza. Şimdi numerik simülasyonları yaparken elbette senaryoya göre, yukarıda anlattığım senaryoya göre, işte hacıların ülkeye girdiğini düşündük, işte TÜİK'in verdiği rakamlardan yararlandık. Dünya Bankası'nın ölüm rate'lerini çektik. Ve hastalıktan iyileşme oranı için sabit değeri yine bir biyolog makalesinden aldık falan. Bu
özür diliyorum. Bu değerleri sabit seçtikten sonra size anlattığım 3 senaryoyu birazcık görselleştirmek, görmek istiyorum. Şimdi birinci senaryo neydi? Periyodik bir şekilde olsun. Yani haç gibi. İşte her sene bir defa olsun. Şurada gördüğünüz gibi işte periyodu bir olan bir fonksiyonu anlatabilirim. Umre gibi olsun. İşte senenin belli dönemlerinde olsun. Ya da düzensiz bir göç gibi olsun. Yani bir takım fonksiyonlarla gelsin dışarıdan. Ve bu üç durumda acaba benim sistemim nasıl şekillenir diye kendime soruyorum. Şimdi ilk figürde bakarsanız şuraya lambda 3 bar ve lambda 4 barlar bize fikir verecek. Değil mi? Denge için bunu söylemiştik. Ha, ilk 3 grafiğimi yani ilk başta şunun için çizeceğim, sonra bunun için çizeceğim, sonra bunun için çizeceğim. Şimdi ilk başta periyodik olan için bakıyorum. Periyodik durumda ikisi de negatifken ne olur? Biri pozitifmiş değil mi? Biri pozitif, biri negatifken neler oluyor diye bakıyorum. Şuraya bakıyorum. Şu tarafta number of adult, yetişkinlerin durumları, yetişkinlerin sayıları. Burada da çocukların sayılarına bakıyorum siyahla. Yetişkinlerin sayısı ve çocukların sayısını kısa dönemde inceliyorum ve uzun dönemde inceliyorum. Kısa dönemde baktığım zaman bu hastalığın yani salgının aslında sürdüğünü görüyorum. Değil mi? Bakın. Yani hafif bir sönme var gibi görüyor ama sürüyor. Uzun dönemde baktığımda yine şurada çocuklarda sürekli böyle bir osilasyon yaparak sürdüğünü görüyorum. Devam ediyorum. İkisi de negatif olursa bu benim stability markerlarım aslında. İkisi de negatif olursa o zaman ne olur diye bakıyorum. O zaman diyorum ki short term'de yani kısa dönemde periyodik bir artış var. Hatta şurada böyle küçük küçük artıyor gördüğünüz gibi. Öbürü de zaten artıyor. Periyodik bir artış var. Long term'e baktığımda uzun dönemde ise hop bir anda bir sönmeler de hafif hafif görünüyor. Değil mi? Uzun döneme baktığımda. Tekrar devam ediyorum. Eğer bu benim markerlarım ikisi birden pozitif olursa ne olur diye bakıyorum. İkisi birden pozitif olduğu zaman o zaman short term'de yine bir artış var şurada ama burada da hafif bir de sönme var. Long term'e baktığım zaman belli bir yerde sürekli osil olduğunu ve aynı şekilde adult'ların da sönmeye yatkın olduğunu görüyorum. Ve şimdi şey değiştiriyorum. Fonksiyonu, ikinci fonksiyona geçiyorum. Yani step function'a, step fonksiyonunda. Buraya baktığım zaman diyorum ki aslında bir anlamda periodic discontinuous bir fonksiyon yine seçtiğim. Buraya baktığım zaman kısa dönemde ne oluyor yine? Şöyle bir artış görüyorsunuz. Çocuklarda küçük bir sönme görüyorsunuz ama uzun dönemde adultlarda böyle bir sönme görürken çocuklarda aynı şekilde bir osilasyon her zaman görüyorsunuz. Yine buraya bakalım. İkisi birden negatifse bu markerların o zaman ne oluyor diye bakıyoruz. Short term'de periyodik bir increase görüyoruz. Hepsinde ikisinde birlikte hiç istemediğimiz bir şey. Ve long term'de baktığımız zaman yine bir sönmeden söz edebiliriz ama ilk sefer kadar radikal değil. Buraya baktım her ikisi birden pozitifse o zaman da periyodik bir increase var yine gördüğünüz gibi şurada ve long term'de de bir sönme söz konusu. Peki göç olursa yani ansızın gelenler gidenler oldu falan ülkeye bu da çok karşılaştığımız bir sorun değil mi? Öyle bir göç durumu olursa ne olur? Buraya baktığımızda da neredeyim? Artı eksi, biri artı biri eksiyken ne oluyor diye bakıyorum. Ve kısa dönem periyotta aslında eksist ettiğini, hastalığın varlığını sürdürdüğünü görüyorum. Long term'de de böyle aşağıya doğru yine bir inişi var adult cases. Devam ettim. Ops bir tane atladım galiba. Yine aynı şekilde bir artı bir eksiye baktım. Sonra bir eksi bir eksiye baktım. O zaman yine çok güzel bir grafik elde ediyorum. Buraya baktığımda short term'de periyodik bir increase görüyorum. Ama long term'de yine belli bir noktaya kadar indiğini görebiliyorum hastalığın. Ve burada her ikisi birden pozitifse bu yine ayırt edicilerimin. Bu arada unutmayalım ki bunların içinde başka parametreler de var. Buna baktığımız zaman ne oluyor diye short term'de yine periyodik bir increase görüyorum, artış görüyorum. Ve long term'de de hastalığın yine exist ettiğini görüyorum. Yani aslında bir senaryo bazıyla başladık. Türkiye verilerini kullanarak böyle de bir öngörüyle işimizi bitirebildik. O zaman ne yaptık? Bir matematiksel model kurduk. Bu matematiksel modelin analizi çok sertti ve biz onu birazcık basitleştirecek bir varyasyonel sisteme geçtik. Bu varyasyonel sisteme geçtikten sonra aslında bir outbrain olup olmadığını anlamak için sadece
yani enfekte adult'lar ve enfekte children'lara bakmamızın yeterli olacağını gördük, gösterdik. Çünkü varyasyonel sistemde sıfıra yaklaşabilmemiz için sadece o ikisine bakmamız bizim için yeterli oldu. Ve hastalıksız denge noktasının civarında küçük deviasyonlar yaptığımızda ne olacağını gördük. Ve iki tane lambda 3 bar ve lambda 4 bar gibi iki tane kararlılık markerı, kararlılık sayacı sunduk ve böylelikle de aslında sistemin nasıl kararlı olabileceği hakkında da fikrimizi söylemiş olduk. En azından bizimki gibi Türkiye ve Türkiye benzeri dönemsel alevlenmelerin olduğu ülkeler için. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım sevmişsinizdir sunumumuzu. Evet Meltem Hocam, çok teşekkürler. Çok net, açık bir konuşmaydı. Teşekkür ederim. Her şeyi yani çok güzel vurguladınız, önemli yerleri de. Ben kendi adıma çok faydalandım, çok da bilgilendim, öyle söyleyebilirim. Çok incesiniz, sağ olun. Sorularımız varsa alabiliriz. Ben bir soru sormak istiyorum Canan. Tabii buyurun Yeter Hocam. Merhaba Meltem. Çok merhabalar hocam. Böylesine güzel bir sunum için. Benim iki sorum olacak. Birincisi, bu SIR sisteminde recovery'nin hiç diğerlerinin değişim hızına etkisi yok gibi görünüyor sanki. Yani ilk slide'da mıydı Meltem? Tamam hocam, çıkayım hemen. Ama haklısınız. R bağımlı değişkeni hiç rol oynamıyormuş gibi görünüyor sağ tarafta. Şimdi o tarafa geliyorum hemen. Şuraya bakalım. Şimdi normal koşulda bu modelde baktığımız zaman ilk yetişkinler için baktığımızda recovery'nin hiç önemi yok. Çünkü onların iyileşip iyileşmediğini hiç bilmiyoruz. Yani onlar asemptomatik olarak, taşıyıcı olarak açtan dönüyorlar ve çocuklara bulaştırıyorlar ya da birbirlerine. Ama iyileşip iyileşmediklerini tespit edemiyoruz. Tespit edebildiklerimiz çocuklar. Burada bir R var. Ama bu recovery de hani siz de başta söylediğim gibi ya yaş sağ kalım gibi, o da çok yüksek çıkıyor zaten Türkiye değerlerinde. Yani onu almasak da dediğiniz gibi olabilir. Çünkü bizde bir endemik bir durum yok normalde. Ama o sağ kalım ne yazık ki çok tatlı bir sağ kalım değil. Aslında bu sizin tabii sonradan modifiye ettiğiniz model. Ben ilk genel üçlü olan denklemden bahsetmiştim. Şu şey, ilk en genel, tamam, ona da geçeyim. Şu değil mi hocam? İşte S'in türevi, I'nın türevi, R'nin türevi. Hı hı. Yani sağ tarafta hiç biz R'yi göremiyoruz. Yani recovery'nin etkisi doğru. Yok mu? İlk modelde şöyle, ilk modelde zaten çözümünü yaparken tıpkı sizin söylediğiniz gibi bunun bağımsız bir değişken olarak kaldığını söylüyorlar ve R şunları sistemin içinde olmadığı için şu ikisini inceliyorlar ve diyorlar ki bunun çözümü R'ye yansıdı. İlk model bu kadar basit kurgulanıyor. Aynen söylediğiniz gibi hocam, onun için bunun analizini yaparken gidip sadece şu ikinci denkleme bakıyorlar ilk makalede. Çünkü üçüncü makale bağımsız. Yani diğer ikisini bilsek bunu elde edebiliyoruz. Yani hiçbir alakası yok. I'yı bilsek elde ediyoruz. Hı hı. Evet hocam. Ben ikinci sorumda şu olacak. Yani bir kişi bulaşı aldı ama hemen belirti göstermiyor, semptom göstermiyor. Enfekte süreci tam tamamlanmıyor mu desek? Hı. Bilmiyorum tabii, doğru söylemiyor olabilirim ama o bulaşı almayla enfekte olma sürecini tamamlama arasında geçen süreyi bu denklemlerde bir delay'le gösterilmiş çalışmaları var mıdır? Yani bana sanki... Doğru. Hocam var. Anlamda mı bilmiyorum ama hani delay terim içeren sistemlerde var mı bu SI? Var. Evet hocam, aynen söylediğiniz gibi eğer bakmak istediğimiz fazo latent dönemi olsa o zaman delay de var. Delay ile yani o latent fazı mesela kontrol edebilir miyiz gibi sorular var. O zaman işte belki de izolasyon tedbirlerini orada alacağız yani. Baktık o latent dönemde çekeceğiz adamları, siz bir süre çoluğunuzu çocuğunuzu görmeyin diyeceğiz belki. Böyle bir dönem var gerçekten. Ama bu modelde hiç onu almamamızın nedeni zaten hepsi evine gidecek ve zaten birilerini hasta edecek ya. O yüzden oraya konsantre olunmuyor bu modelde. Ama söylediğiniz gibi elbette bu etki de var. Çok teşekkür ederim benim sorularım. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, başka sorularımız var mı acaba? Zaten herkes gitti galiba. Hayır, herkes burada hocam, olur mu? Öyle mi? Ha, pardon. Buradayız. Hala belli bir sayıda dinleyicimiz var. Aa, pardon. Yükseldi ama herkes burada, evet. Aha. Başka sorularımız var mı acaba? Bu çocuklarımız iyileşiyorlar değil mi tamamen, hasta olanlar? Ne yazık ki hayır. Yani ben yaşıyorlar diye onun için söylemek istedim hocam. Sadece yaşıyorlar ama yine hekimlerle yaptığımız hani o istişarelerden şey anlaşılıyor. İşte ampute olabiliyorlar, işte kolları bacakları kesilebiliyor. Zihinsel defekt, çok büyük bir zihinsel defekt kalıyor. Yani ne yazık ki zaten hastalığın ciddi olma nedenlerinden bir tanesi tekel bırakıyor yani. Çok iyileşiyor diye geçiyoruz ama survival rate yüksek. Ama yaşam kalitesi çok düşük. O yüzden hani 2030'da eradike edelim hedefinin nedeni de o. Açık sorulardan bir tanesi mesela bu serotipler nasıl dağılıyor? Yani bu mesela hani bu işle ilgilenenler varsa dikkatini çekebileceğimiz noktalardan biri. Bölgesel olarak çünkü farklı farklı serotipler görülüyor. Nasıl dağılıyor? Tıpçılar da merak ediyor. Çünkü mesela Türkiye'de en çok B ve V var. Diyorlar ki yani bizim kendi aşımızı üretip ikisini yan yana koymamız lazım. Çünkü ikisinin yan yana koyulan bir aşı yok falan. Yani bir sürü burada açık sorusu da var bu çalışmaların. Evet. Evet, başka sorumuz yoksa ben tekrar teşekkür ediyorum Mert Hocam. Ben çok teşekkür